Bu da bayanlar. Bu da benim 60 kat baklavam. Çift cevizli. 20, 20, 20 zaten katlarından belli. Dün akşam. Yani bakın. Dün akşam açmıştın. Bakın sıtırlığına. Özgüven tavanda falan. Evet, keşke bu ikisini yapmasaydınız, onu tek yapsaydınız daha güzel olabilirdi. Bu sadece bir saat sürüyor. Bu keşke bir saat menünüze sürüyor. Katsaydınız baklavayı. O zaman ne yapsaydım? İki çeşit mi yapsaydım? Menünüzden fazla sadece bir çeşit baklava. Onu yapsaydınız. Şimdi bunun bir tadına bakalım. Bunlar lezzetli mi değil mi? Bu çıtır baklavam da çok güzel. Siz sakın böyle aldanmayın şu şekline. Yani bunu getirmendeki amaç ben baklavayı çok güzel açıyorum demek evet, mi? Evet, aynen. Çok güzel baklava da açıyorum. Fakat zaman yokluğundan işte maalesef biliyorsunuz. Ferah Hanım bunu kaç kat açtınız? Bunu açmadı, bu hazır. Bu hazır. Bu hazır, hazır. Evet. Zaten hazır. Diyorum. Baklavalık yufka. Evet, diyorum zaten hazır. Onu niye getirdiniz ortaya? Akşam bunu yaptığınızı. Bunu ben açabilirim. Yani demek istiyorum ki ama size. Ama ben iki kere açtığım halde ağdası az, şekeri az, şerbeti ya az diyorum, aşkına, yorum, yorum, yorum. Vallahi billahi senin o baklavana var ya ben bir bile vermem. Çünkü hamur, ama hamur. Ama siz önüme hazır ben baklava yufkası getirdiniz. Ben çok vicdanlı davrandım size ya. Gerçekten bak. İyi de siz benim önüme vallahi hazır yufka getirdiniz. Vallahi billahi yani çok vicdanlı davrandım. Resmen hamurdu ya. Şerbeti incecik, hamur. O baklava mı ya? Baklava mı? Baklava dedim. Kesti mi çıtır çıtır edecek. Hazır bak, yufka. Sesi ama duydum. Hazır yufka, hazır yufka hanımefendi. O da aynı. Bak. Ben kendim açtım. İki kere açtım. Aynı çıtırtıyı gördünüz. Duydunuz. Siz bunu marketten aldınız, eve getirdiniz. Tereyağı alayıp arasına cevizi koyup önümüze koydunuz. Yani he, aynı. Öyle işte aynı. Başka? Köstebek pastamı da yiyin. Böyle yorum yapın lütfen. Nimet Hanım siz beğensek de beğenmesek de hamuru elinizle açmıştınız. Önümüze tek çeşit güzel bir şey sunmuştunuz. Nimet Hanım bence siz kendi tatlınızı korumakta haklısınız. Çünkü nerede sizin tatlınız, nerede bugünkü hazır tatlı? Normalde 60 kat kimse açmaz baklava. Ama ben açabiliyorum. Keşke 3 çeşit yapsaydım da ama size açsaydım. Ama akşamdan açtınız. Bu şey menüyü ben etmeyin. 3 saatin içinde açtım ve 2 kere açtım. Ferah oldu. Hanım. Ben de bir yufka açarım. Hı-hı. Tamam mı? Bir de hamuru yaparım. Evet yaparım. Ondan sonra bir hamur açarım, ondan sonra kıvırırım, şerbeti de incecik su gibi dökerim. Keşke yapsaydınız Ferah Hanım, keşke yapsaydınız. Hazır baklavayı getirmeseydiniz ben önümüze. Ben utanırım, onu var ya baklava diyor önünüze koymaya utanırım ya, bu kadar da olmaz. Pes. Çok pes yani asla. Nimet Hanım tatlı için niye bu kadar az konuşuyorsunuz? Tatlınızı savunsanıza. Yani bir baklava ancak bu kadar gömülürdü diyeceğim. Resmen gömdünüz kadının baklavasını. Yani ama benim şu an kafamdaki soru madem bu kadar ben kötüydü. Ben iyi puan verdim ya. Bu kadar kötü bir yemeğe niye puan verdi? Verdim işte üzüldüm. Ferah Hanım bütün doğruları siz biliyorsunuz. Dünyada bir tek doğruları siz biliyormuşsunuz gibi konuştunuz. Yapmayın Allah aşkına ya. Peki Nimet Hanım siz yorumlayın buyurun tatlılarınızı. Ben köstebek pastasını beğendim ama baklavasını beğenmedim. Şerbeti bence tam olarak kaynamamış. Şerbeti mi? Evet. Şerbeti ince olsaydı zaten yumuşacık senin baklavan gibi olurdu. Bakın suyu ayrı gitti bakın. Afiyet olsun bir şey diyemiyorum. Ama başınızda yastığa koyduğunuz zaman bir düşünün. Ferah Hanım içim şişti. Her şeye tepki vermenize, her şeye adaletsiz demenizden içim şişti. Nasıl yaptınız muhallebisini? Hazır mı yoksa kendiniz mi yaptınız? Ya bu hazır ama farklı bir versiyonu var bunun. Bir şey nasıl sorabilir miyim? Bunun keki hazır mı? Kendiniz evde çırpıp fırına atıp benim fırınım kek pişirmiyor. Ben iki fırın aldım komşulardan. Hani ne olur ne olmaz. Ama olur, benim yanar, fırınım yok. Bir şey ne yapabilirim? Çalışmaz. Ben kek pişiremiyorum. Tatlı yapmışsınız. Vallahi hiç yarışma. O tatlı farklı bir şey. O zaman niye köstebek pasta yaptınız? Ya dedim hazır ki kekten. Şimdi yorumlayacaksınız. Diyeceksiniz ki ya bu zaten hazır baklava. İki dakikada bunu yaptınız. Yanına şimdi de aynı şeyi söylüyoruz. Bunun kekini kendiniz yapmamışsınız. Bunun da baklava yufkasını hazır almışsınız. Ne anlamı kaldı şimdi? Hazır tatlıyla bu yarışmaya neden katıldınız? Birincisi menünüze uyumsuz ve malzemelerini hazır kullanmışsınız. O yüzden hani en azından bir kekini hani elinizde veya yani kremasında da muhallebisinde de bir şey yok. Çok basit iki dakikada hani tencerede şey yapıp bir iki taşım kaynayıp direkt dökebilirdiniz. Baklavanız da evet çıtır çıtır ama içerisinde hiç şerbet işlememiş. Yani
Ben bunu birazcık beğendim. Köstebeği? Köstebek pastı da lezzeti fena değil ama çok uyumsuz. Anladım. Peki. Anladım. Afiyet olsun Aysel Hanım. Hele sen de beğendin mi beğenmedin mi? Ben çok aslında tadamadım. Yani şöyle söyleyeyim. Kız Aysel beğendin tamam, mi? Beğendim, 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 beğendim. İkisini de mi beğendin? Köstebek pastayı beğendim kıvamı. Tamam. Tamam, bunu da şerbet. Peki hazır olması olmuş. Puanını etkileyecek mi? Yani tatları yerinde yok etkilemez tamam, herhalde. Tamam, peki okey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.